Emma inde selaset fela. Üç yerde birbirini hatırlayamayacağız. Çok dehşet olacak, çok şiddet olacak. Orada herkes efendim birbirini unutacak. Buralar nerelerdir? İndel mizan. Hatta ya'leme imma yekhiffe ve imma yeskul. Birincisi amellerin tartıldığı Allah'ın terazisi mizanı haktır. Bu mizanda Artık insan peygamber olsa yani en büyük alim olsa veli olsa e, buyuruyor. Esasen bu hadis-i şerifte siz hatırlayacak mısınız diye sordu. Fakat tabi cevap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, paniklemez, e, telaşa düşmez. Onun için mizanda e, terazinin başında durup ümmetinin amellerinin, sevap tarafının e, sağ yani hayır kefesinin ağır gelmesi için şefaat edeceği kesindir. Ama genel manada insanlar dostlarını arayamazlar. Çünkü neden? Acaba kendi terazisindeki sağ taraf, yani sevap tarafı hafif mi gelecek, ağır mı gelecek? Bunu anlayana kadar e, hafif gelirse e, sevap tarafı ve emmen hafifet mevazinuhu birkaç yerde var Kur'an-ı Kerim'de fel muhaviye mizanda cevap tarafında tartılanları hafif gelenlerin e, anası barınağı sığınağı cehennemdir ve ma'dirake mahiye ne biliyorsun ki o e, haviye neresidir narun hamiye? kızgın ateştir. E cevap tarafı bir adam hafif gelirse bu e, cehenneme yuvarlanacak. E bu adam bu cevabını teftiş etmeden tespit etmeden nereye gideceğini kesinleştirmeden seni nasıl düşünsün ya? Oğlum ne yaptı, kızım ne yaptı, karım ne yaptı, kocam ne yaptı? İnsan kendi derde düşmüşken önce can sonra canan demişler. Kendi canını kurtaramadan seni nasıl düşünecek adam? Onun için mizanda biz birbirini hatırlayamayız. Sonra ve anda suhuf. yu'ta bi yemini ve imma yu'ta bi Sonra amel defterleri uçuşacak. Böyle havadan uçuşacak. Sağ mı düşecek? Solam düşecek? Bu bilinmeyecek. Ee, bunu bilinmediği vakitte e, insanların hepsi e, telaşa düşe düşecek ve can boğazlarına gelecek. Acaba benim defterim ne tarafıma düşecek? Uçuşuyor çünkü. Uçan şey tam kestiremezsin sağına mı düşer, soluna mı? Veya sırtından altına mı? Tam kestiremediğin için e, büyük bir telaş olacak. Çünkü sayfa, amel defteri sağ elinden verilen kurtulacak. Birçok ahd-ı kerimede var. Fe ashabul meymeneti ma ashabul meymen. Sağ tarafından defterini alanlar. Onlar ne güzel haldedir. Bilir misin Habibim buyuruyor. Ve ashabul meşemeti ma ashabul meşeme. Defterini soldan alanlar ne kötü haldedir. Bilir misin buyuruyor. Yani sağdan almak cennete girmenin en büyük alametidir. Ve işaretidir ve bişaretidir. Soldan al, almak demek cehenneme gideceksin demek ya. Adam da bunu anlayacak zaten. Kendisine defterin ne tarafına düşecek. Şimdi sayfeler uçuşacak. Uçuşurken herkes böyle bakıyor. O da üstünden aşağı düşüyor. Ya sağ omzunun tarafına düşüyor ya soluna. Rabbim cümlemizi ashab-ı yeminden eylesin. Defteri amalini sağ alanlardan eylesin. Sol elinden almaktan sırtının arkasından almaktan muhafaza eylesen. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. Şimdi sayfeler uçuşurken de e, insanlar dostlarını hatırlayamayacak. Eşini dostunu arayıp soramayacak. Çünkü kendi derdi başına aşıyor yani. Ayet-i Kerime'de de buyuruyor. Estaizu billah. Yevmi mer'u min ahihi ve ummi ve ebi ve sahibeti ve beni. Likullim rihim minum yevmeydin şe'nim yughni'i. Kıyamet gününde kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, eşinden kaçacak. En çok sevdiği oğullarından kaçacak. Oğlum olmadı diye karıyı boşamaya kalkıyor. Ee, bizim Karadenizliler çok uşakçıdır. Kaç tane kız olsa çocuktan saymaz. İlla erkek doğuramayan kadına hor bakarlar yani. Ne yanlış işler, cahiliyet adetleri de neyse. E oğulların ne olacak seni kurtaramadı işte. Ma ahne anu malu ve Ebu Lebe ne malı fayda verdi ne de kazandığı çocukları. 10 tane oğlu vardı. Bütün meclislerinde şahitlik ederlerdi. Yani gözde itibarlı adamlarıdı. Ne yaptı oğulları ona fayda verebildi mi? Veremedi. Velid İbni e veremedi ve yine şuhuda. Ben ona her yerde şahitlik yapacak oğullar vermiştim. Ve mehettü lev temida. Bütün nimetlerini döşemiştim. Önüne arkasına sermiştim. Ama o benim peygamberimi inkar etti Mevla buyuruyor. Ben de onu helak ettim diyor. Velid ibn-i Mughire için. Oğullar nerede kurtaracak seni? Ma agne anni mali heleke anni sultani. Malın fayda edemedi bana. Saltanatım itibarım tükendi gitti diyor sol elinden defterini alan ne kadar pişman perişan keşke ölümden sonra dirilmek olmayaydı da ben hepten içip gideydim hesabım okunmayaydı diyor e o dediği oluyor mu evla uzuna çıkarıyor hesaba çekiyor onun için defterler uçuşurken defter amel defteri nereden nereye düşecek Hangi tarafıma düşecek diye insan bir telaş edecek ki yani bunun sonu sola düşse defter bu ne hapse düşmeye benzer. Ne efendim kanser olmaya benzer. Ne dükkanların mallarının yanmasına benzer. Ne bütün karı çocukların ölmesine benzer. Hiçbir şeye benzemez. Bunların hepsinin telafisi var. Çünkü bunlar zaten dünyadır. Ölüp birecek, gidecek de hepsi. Ama sol elinden verildiği zaman defter bu cehenneme düşmekle sonuçlanır. Bu cehenneme düşmek dünyadaki işlere benzer. Hapisten çıkarsın, af çıkar, temiz edersin, mahkeme ters döner, ceza alacakken beraat alırsın. E dünyanın işlerini görüyorsunuz. E hiç sebat yok dünyada. Fani olduğu için hep böyle e, değişken. Dünyanın ha haberleri, halleri. Fakirken zengin oluyor, zenginken fakir oluyor kas tabaküsün iyileşti, sabah sağlam adam öldü. Yani onun için dünyada e, tegayyurat, tebettülat çok olur. Yani ümidi, ümidi kesmesin. Kurtulurum dersin yani. Ama sol elinden defterini aldın. Ne ümidin kalacak daha? Cehenneme girdikten sonra. Kim seni kurtarabilir Allah'ın Yardım olmadıktan sonra? Şefaat izni vermedikten sonra? Peygamberler de kurtaramaz, veliler, alimler kurtaramaz oğlun kızın evliya olsa kurtaramaz. Çünkü izin ancak Mevla'dan çıkacak. E sen bozuk amellerle yaşadınsa o zaman yandın. İşte iki, üç yerde dostlar dostlarını unutacak. Birisi mizanda ameller tartılırken. ikincisi sayfeler amel defterleri uçuşurken sağına mı verilecek, soluna mı düşürülecek? Burada hatırlayamaz. Çünkü neden? Aklı başında değil. Düşünecek hali yok. Adam eşin dostunu ne buyuruyor? Oğullarından bile kaçacak diyor. Neden? Likulli minum yevmeydin. Onlardan her biri için o gün ne var? Şeyhünün mühim bir iş var. Yuhnihi. Onu meşgul ediyor. Yani öyle bir başında önemli iş var. Ne önemli iş? Bundan önemli iş var mı? Ya ceh cehenneme gidecek ya cennete gidecek. Bir insanın bundan daha önemli hangi sorunu olabilir? Onu düşünsün. Yani cehenneme gitme tehlikesi olan oğlunun hatırını soramaz ya. Orası ahiret. Önümüzde böyle günler var. Hepimizin başına gelecek. Bu bizim çok keyfimizi kaçırmalı çok ibadete bizi düşkün kılmalı. Haramlardan bizi acayip engellemeli. Çünkü onların faturası orada çıkacak. Şu andaki bugünlerin, gecelerin, bunda yaşananların ödemesi yapılacak, hesabı verilecek orada. Orada yeni bir sorgu sual, yeni bir mükellefiyet, sorumluluk, namaz, oruç yok ki orada. Hepsi burada. Mübarek adam. Açığın var mı? Kaçığın var mı? Kaza borcun var mı? Kul hakkım var mı? Günahlardan tevbe etmediğin var mı? bu kadar mühim konuları halletmemiş. Sen ne keyfine kaçıyorsun ya? Hangi efendim boş vaktini bulduğunda oynuyorsun, gülüyorsun, diyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Anlaşılacak iş değil. Ve hine yahrucunukum minen nar fe yantavi ve yekul vukiltu bi selase. Bu da çok önemli bir konudur. Kıyamet gününde üç durumda insanlar birbirini, eşini, dostunu, en sevdiklerini unutacak. Üçüncüsü de cehennemden bir gerdan çıkacak, bir boyun. Bu cehennemden çıkacak boyun demek, yani şimdi şey gibi düşünün onu. Vinç şey gibi böyle e, çıkıyor e, diyelim suyun içinden e, veya ateşin içinden veya neyse. Böyle bir şey çıkıyor boyun gibi yani. tabi o sanki, oh, kaç bin senelik mesafe. O cehennem cehennemin dibi zaten bulunmaz. Oradan bir boyun gibi bir şey çıkıyor böyle. A akıllı bir şey, kafa gibi bir şey çıkıyor. Bu çok sahih hadislerde geçiyor. O konuşuyor, dile geliyor. Diyor ki ben üç kişiyi yakalamakla görevlendirildim. Yani mahşerde hesap başlamadan evvel ben bu üçünü ayıklayacağım diyor. Önce ben bunları alacağım diyor. Bunlar benim hakkım, istihkakım diyor. Üç kişiye müvekkel kılındım. Dediği vakitte acaba ben o üç kişiden miyim diye Herkesin aklı başından gidecek. Kimse eşini, dostunu arayıp sormayacak. Kimdir bu üç kişi? Ukultu bimen daama Allah ila akar Allah ile beraber kim başka ilaha yalvardıysa, Allah ile birlikte kim yani ona şirk koşup da putlara taptıysa veya efendim hangi putu, hangi işte insanı, cini Allah şerik ortak ettiyse onu ben tutup alacağım diyor böyle. Allah'a ortak koşanları alıyor. Kafa, kafasından alıyor. Hiç onu mahşerden kimse kurtaramaz. O cehenneme çekilmesinden efendim cehennemin elinden kimse alamaz. Ve kulli cebbarin anid Ben her cebbar zorba inatçıları cehenneme almakla görevlendirildim. Şimdi burada yine bu kafirler hakkındaki bir sıfat e, hesap gününe inanmayanlara e, uygun bir sıfat ama Müslümanlardan da, inandım diyenlerden de cebbar ve anit kimseler var. Bunlar kendilerini şimdiden hesaba çeksinler de bu sıfatlardan kurtulmaya baksınlar. Yoksa da yani mahşerde ilk cehenneme gidecekler bunlar. Cehennemden bir boyun çıkıyor ve onları kapıp alacak. Bu ne demek? Ceppar zorba demek. Zorba şu demek, insanlara zorla iş yaptırır. Hoşnutluk aramaz, rıza aramaz, sormaz. Zalim yani. Zorba zalim. Çok dikkat etmek lazım ya. Yani insanlara haksızlık yapmaktan, zulüm yapmaktan, işkence yapmaktan, eziyet vermekten ...çok sakınmak lazım... ...kıyamet gününde... ...yani en evvel bu zulüm... E, ...hesaba çekilecek... ...zalimler... ...efendim... ...kahredilecek... ...aynit inatçılar demek... ...inatçı ne demek... ...Allah'a karşı direniş içinde... ...namaz kılmamaya direnir... ...oruç tutmamaya direnir... ...Mevla'nın... Işte ...azabına... E, ...dayanabilecekmiş gibi direnç gösteriyor... ...haramlara devam eden... Rabbimizin emirlerini terk eden, farzlarını vaciplerini terk eden adam inatçıdır Allah'a karşı. Ayak sürüyor, sürtüyor. Direniyor yani. Kime direniyorsun sen ya? Seni yediren, içiren, yaşadan, canın onun elinde, bir anda seni felç eder, bir anda senin nefesin keser, seni öldürür ya. Sen kime direniyorsun? Ama var böyle insanlar Allah'a karşı Celle celal direniş içinde. Kullara karşı zorbalık yapıyor, Allah'a karşı direniş yapıyor bunları alacağım diyor. Ve bikulli men mü'min... bi yevmil Hesap gününe inanmayan ahiret var hesap verilecek. ...bugüne inanmayan herkesi alacağım diyor. İşte o boyun cehennemden çıktığı vakit böyle uzun bir vinç gibi kepçe nasıl ki böyle kepçe alıyor ya bir bir yerin üstüne gidiyor tak orayı kapıyor. Bu da öyle geliyor o boyun çıkıyor vinç gibi ondan sonra geliyor. Mahşer'den ayıklıyor adamlarını. Yani kendisine uygun olan adamları ayıklayacak. İşte o zaman herkesin aklı başından çıkacak. Acaba ben de bunlardan mıyım diye düşünürken ne eşini düşünecek, ne dostunu düşünecek. Fean tabi alehim hatta yurma fi gamarati cehenneme E, de olur Yani bu boyun o vinç kafası gibi olan o boyun cehennemden çıkacak Bu saydığı üç kişiyi bulacak onların üzerine yumulacak onları cehennemin e, karanlık dehlizlerine yuvarlayacak hiç senin temyiz avukat, ifadeyi döndürme, yeni bir mesele, eski mesele yok şöyle bir şey. Hiç çeviremezsin bu işi. Bitti. Gelir seni yakalıyor, alıyor, dibine atıyor.